İhbardan ziyade peşin şöyle diyoruz yani. Vatandaşın kullanmış olduğu gübrelerden tabii ki biz tam organik olarak aldığınız gübreyi dağıtıyoruz ama bir kısım insanlar değişik bir gübreyi kullanıyor, ondan verim aldığını söylüyor. Evet. İşte içinde ne kadar artık inorganik var, potasyum var veya işte ne olduğunu da şimdi ben şöyle söyleyeyim, gübre yeni yönetmeliğine göre hani hayvan gübresi olarak vatandaş kendi imkanıyla bir organik gübre kendince üretmişse, işte evindeki evsel atıklar, ahır gübresi, böyle bir karışım, bir kompost kendi yaptıysa buna bizim herhangi bir hakkımız yok. Değil. Ama dışarıdan Rize'ye paketli, ürünü lisans tescili, gübre, hani herhangi bir bizim BÜGEM tarafından, bitkisel tarafından, genel müdürlüğü tarafından tescili yapılmamış bir ürün geliyorsa bunun satışı yasak. Ama suçüstü yapmamız gerekiyor. Şimdi el altından ben sizden şunu rica edeceğim, çıkışta alayım ben sizin için bilgilerinizi. Buna rastladığınızda bize bilgi verin, arkadaşlar gelip hani o anda yakalamaları gerekiyor. Çünkü yakalamadığımızda ya da bize üreticileri söyleyip hani üreticilerin nereden aldığını bize söylemeleri gerekiyor. Yani ki ona göre biz bir işlem yapabiliriz. Bir muhatap bulmamız gerekiyor. Yoksa yasak tabii ki de. Organik gübreyi kullanan insanlar çok değişik amaçlı kullananlar da var. Şimdi verime göre söylüyor. Sizin sattığınız gübre de organik olarak alıyoruz ama hemen yanındaki bir komşu daha değişik bir gübre kullanıyor, daha verim alıyor diyor. İçeriğine baktığınız zaman belki diyoruz ki orada karışım olarak daha değişik bir farklı olur. O da bizim takip etmemiz imkanımız olmuyor ki kimin ne kullandığını nereden biliyoruz? Yok, ben şunu demek istedim. Yani lisans olarak hani tescilli olan gübrelerin kullanımı yasak değil, kullanabilirler. Yani ben sorunuzu da tam anlayamadım. Yani çaya hangi organik gübre daha mı iyi sürgü verdirtir? Onun sorusu yani cevabını mı istiyorsunuz? Yani merdiven altı hesabından... Merdiven altı yasak hiçbir şekilde... Yasaksa şu anda Türkiye'de her yerde... Şimdi ben Rize için konuşuyorum. Rize'de genel anlamda bizim yaptığımız denetimlerde karşımıza çıkmadı. Ama hayvansal gübreler, mesela Ağrı'dan yarasa gübresi getirenler var. Bu şekilde hayvansal gübre atan üreticilerimiz var. Ya onlar zaten doğaldır. Bununla alakalı biz bir şey yapamıyoruz. Yani merdiven altı derken... Gübre satışına izin olmayan kişilerin satışı mı? Yok ama mesela paketliyorlar, sahte paket üretiyorlar, sahte bandrol basıyorlar. Zaten bu konuda artık GTS diye bir sistem kurdu, gübre takip sistemi. Biliyorsunuz, siz de içerisindesiniz, bandrollü bandrolsüz. Bunun denetimleri daha sık yapılacak. Ama bize bir ihbar gelirse eğer bu gübreyle alakalı, suçüstü yapabilirsek ancak biz bunu işte yedeğimini alıp tutup bakanlığa bildirip belli bir ceza işlemi uygulayabiliyoruz. Eğer yakalayamadığımız sürece ne yazık ki hiçbir şey yapamıyoruz. O anlamda da hani bize yardımcı olursanız bizim açımızdan daha iyi olur. Çünkü burada yaşayan sizsiniz, hani sahaya hakim olan sizsiniz. Ya şöyle diyebilirsiniz. Çünkü bize ihbar geliyor, biz gelene kadar kaçıyorlar zaten. Yani.